Ne yapmamı istiyorsun? Rudra nasıl bir öfkeyle fırladı gitti sen de gördün. Hem o kız, kızın adı neydi? Layla. Rudra ile Parvati'nin aralarında sorun oluyorsa bu evde kalması için hiçbir neden görmüyor. İyi de bunun kararını biz veremeyiz ki. Hem bunu abin de söyledi, unuttun galiba. Kızın misafir kalmasından o da rahatsız değilmiş. Abim her zamanki gibi düşünmeden konuştu. Benim onlarla konuşmamın zamanı geldi. Sana yalvarıyorum, ne olur bunu yapma. Lütfen onlarla konuşma. Ne zaman aralarını düzeltmek için bir şey yapacak olsak, olay her defasında dönüp bize patladı. Küçük oğluma neler oldu sen de gördün. O başına geleni hak etti. Bir daha benim yanımda onun konusunu açma. Peki. İstemiyorsan açma. Ama bir konuda söz istiyorum. Onların sorunlarına karışmak yok. Kendileri halletsin. Biz bundan böyle onlara hiç karışmayacağız, tamam mı? Sen aileni dağıtmak için ne oyun çevirirsen çevir. Ama bir daha benim başıma dert açmaya kalkışırsan ben de öyle bir şey yaparım ki bundan böyle geceleri asla uyuyamazsın. Anladın mı? Evet tabii, turşu da koydum Sümer. Merak etme, para da getireceğim. Hadi beni rahat bırak da işlerimi bitireyim. Kapat artık. Sen... Döndün demek. Çay içer misin? Maitri neredesin? Sen Sümer'le görüşüyor musun? Evet. Neden görüşmeyecekmişim? Öz oğlum o benim. Onu ben doğurdum. O bir katil. Çocuğu hem abin hem de yeğenin devamlı tahrik ettiler ama. Onlar gelinceye kadar benim Sümer'im tertemizdi. Peki tamam. Nasıl istiyorsan öyle ya. Ama bir şeyi unutma. O senin çocuğun. Senin oğlun. Ve bir daha bu eve adımını bile atamaz. Zavallı. Zavallı çocuğum benim. Her şey yoluna girecek derken daha beter oldu. Türk'ü derken suni suni sana seviyorum.